Sevgili seyirciler şimdi Türk dünyasındaki gelişmelere bakacağız. İlk durağımız Kazakistan. Kazakistan'da bağımsızlık ilan eden İşçi Halk Konseyi'nin 3 üyesi gözaltına alındı. Şimdi güzel Zaytova'ya dönelim, hastaneye. Sen bu haberi geçince ben bir an durdum. Nasıl yani dedim. Kazakistan'da bağımsızlık ilan eden bir gruptan mı söz ediyoruz? Üyeleri gözaltına alınan senden alalım ayrıntıları. Evet, e, Coşkun Kazakistan'ın e, kuzeyinde Rusya sınırına yakın kendilerini e, bağımsız ilan eden bir e, işçi halk konseyinden bahsediyoruz. İşte kendilerini bağımsız ilan eden işçi halk konseyinin 3 üyesi gözaltına alındı. Söz konusu 3 kişi. E, bölücülük suçundan gözaltına alındı ve konuyla ilgili Kuzey Kazakistan Başsavcılığı tarafından bir duyuru, bir açıklama yapıldı. Açıklamada daha önce Kazakistan'da sosyal medyada İşçi Halk Konseyi'nin kurulmasına yönelik video görüntüleri hızla yayılmıştı ve bu bunun üzerine ülkede soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma kapsamında Petropavl şehrinde Petropavl'da 3 kişi gözaltına alındı. Açıklamada soruşturma sırasında 19 Mart 2023 tarihinde e, Petra Paul'daki Kuzey Kazakistan Üniversitesi binasında kendilerini Sovyetler Birliği'nin mirasçıları olarak konumlandıran 20 kişilik İşçi Halk Konseyi grubu üyelerinin toplantısının yapıldığı tespit edildi denildi açıklamada ve toplantıda konsey üyelerinin ülkenin anayasal düzeniyle toprak bütün Toprak bütünlüğünü kastederek Kazakistan'ın meşruiyetini tanımadıkları, Kazakistan'ın bağımsızlığını reddettikleri yönünde bir bildirim kabul ettikleri kaydedildi ve yapılan incelemeler sonrası bölücülük emarilerin tespit edildiği de bildirildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan 3 kişi hakkında bölücülük ve devletin güvenliğini baltalayan propaganda yapma maddeleri gereği dava açıldı ve 10 yıla kadar hapis cezasının tartışmasız bir ceza tedbiri e, olabileceği aktarıldı. Toplantının diğer katılımcılarına ise objektif ve kapsamlı bir e, yasal değerlendirme yapılacağı bildirildi. Öte yandan e, Coşkun Özen Kazakistan'da 2023-2029 dönemine döneminde e, dil politikasının geliştirilmesine ilişkin e, yeni bir e, devlet programı hazırlandı. E, yeni programda devlet dili statüsündeki e, Kazakçanın güçlendirilmesine vurgu yapılacak. Ayrıca devlet memurların ise Kazakça bilmeleri zorunlu olacak. E, 2029'a kadar Kazakçanın bilim ve eğitim, kamu hizmeti, ekonomi, bilişim gibi sektörlerde prestiji e, artırılacak ve medya ve internet alanında kullanımı da genişletilecek. E, bunun yanı sıra Kazakça'nın ülkedeki diğer etnik e Gruplar arası iletişim e, e, dili haline e, gelmesi için çalışmalar yapılacak. E, program çerçevesinde Kazak dilinin e, yeni Latin alfabesi temelinde modernleştirileceği öngörülür. E, ve 2020-2031 e, yılına kadar kademeli olarak Latin alfabesini geçilmesi de planlanıyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet önemli gelişmelerdi. Aslana'dan güzel, Zaytova'dan aldık ayrıntıları.